Arkadaşlar herkese merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Ben Işıl. Bugün uzun zamandır yapmayı planladığım bir video ile karşınızdayım. İnternete, daha doğrusu YouTube'a zamanında yüklenmiş, kim tarafından olduğu bilinmeyen bazı garip ve ürkütücü videolar var. Bazılarının içinde bir takım gizemler ve kodlar saklı. Bazı videoların ise izleyenleri kayıp vakalarına, hatta çözülememiş cinayetlere bile yönlendirdiği iddia ediliyor. Özellikle de 9 numarayı görene kadar bekleyin. Bilinmeyen bir olay ve gerçekten çok şaşıracaksınız. Bu arada arkadaşlar, bugün Ne Çektik isimli yeni bilgi kanalımızın Mistik bölümünde Işıl'la beraber sizlerle çektiğimiz zombilerle ilgili bir video daha yayında olacak. Yukarıya link bırakıyorum. Tıklayarak izleyebilirsiniz ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip beğenirseniz bizi gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Muhtemelen siz bu videoyu izleyene kadar biz yayınlamış olacağız diye tahmin ediyorum. Eğer ki ilk izleyen 10.000 ya da 20.000 kişi içinde değilseniz. Hemen başlayalım isterseniz, çünkü videolarımda bir kısmını hem anlatacağım hem de izleteceğim videoları size. Dolayısıyla çok çok uzun bir video olmasını istemiyorum arkadaşlar. 1. My Sister, kız kardeşim. Daha ürkütücü videolar da göstereceğim size, evet, ama benim şahsi olarak izlemekten gerçekten çok rahatsızlık duyduğum, hatta en rahatsız olduğum videolardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yani tamamen şahsi fikrim bu. YouTube'da da hala mevcut olan ve 2011 senesinde bir oyun kanalı tarafından internete, daha doğrusu YouTube'a yüklenen bu videoda bir kadın oldukça rahatsız edici, değişmeyen bir yüz ifadesiyle bir takım kıyafetler deniyor. Kadının suratında hiçbir hareket veya göz kırpması dahi olmazken insanın tüylerini diken diken eden bir de gülümsemesi mevcut. Üçüncü kıyafet denemesinin ardından kadın kameraya yaklaşarak suratında sonradan maske olduğunu fark ettiğimiz şeyi çıkartıyor ve gerçek yüzünü gösteriyor. Yaklaşık 2,5 dakika uzunluğunda olan bu videonun ikinci yarısında da bu esrarengiz kadın bir şeyler yiyerek kendini kayda alıyor. Ancak videonun sonunda kadının yüzünde bir maske daha olduğu ortaya çıkıyor ve tam onu çıkartırken video orada sona eriyor. Kadının kim olduğu ve neden böyle garip videolar çektiği veya çekmeye zorlandığı ise bilinmiyor. 2. Benjamin Bennett. Sitting and Smiling, yani otur ve gülümse isimli YouTube kanalının sahibi olan Benjamin Bennett'in 290'ın üzerinde videosu ve 180.000'in üzerinde takipçisi mevcut. İlk videosunu 2014 yılının Temmuz ayında yayınlayan ve videolarında sadece 4 saat boyunca oturup kameraya gülümseyen Bennett, ülkemizde de oldukça ünlü. Kimileri kendisini şeytanın oğlu olduğunu düşünse de aslında durum oldukça farklı. Bennett aslında bir performans artisti ve daha önce sergilediği canlı şovlarda da benzer gösteriler sergilemiş. Her ne kadar kimse bu videoları neden çektiğini bilmese de Bennett video çekerken o kadar konsantre olmaktadır ki bir videosunda içeri girip kendisini soymaya çalışan bir hırsız olmasına rağmen kafasını çevirip bakmamıştır bile. Bir yandan da şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer araştırma sürecini saymazsak, ben içerik yazma, video öncesi hazırlık, video çekme ve düzenleme kısımları için yaklaşık olarak her bir video için 5 ila 7 saat zamanında bir süre harcıyorum. Eğer araştırma kısmında sayarsak tabii ki zaman katlanarak artıyor. Benjamin ise bence pek de hazırlık yapmadan sadece 4 saat boyunca kamera karşısında oturuyor, kendini kaydediyor ve daha sonra da muhtemelen videolarda herhangi bir oynama ya da düzenleme yapmadan direkt olarak YouTube'a yüklüyor ve bugün kanalına girip baktığınızda şu anda 14 milyonun üstünde bir izlenme sayısının sahibi kendisi. Ve Benjamin Bennett bunu sadece para kazanmak için yapıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi aslında adamın işi bu. Yani adam bir performans sanatçısı, bir performans artisti. YouTube'da ya da internete girip onun eski videolarını araştırırsanız kendisinin yaptığı şovlardan, sergilediği gösterilerden bazılarına denk gelebilirsiniz. 3. Blank Room Soup. İnternet tarihinin muhtemelen en gizemli ve böyle tüyleri diken diken edici videolarından bir tanesidir. Blank Room Soup. Yani
boş oda çorbası falan gibi çevirebiliriz. İlk olarak 2014 tarihinde internete sızan bu videoda boş bir odada oturup ağlayan bir adam elinde bulunan tahta kaşıkla bir çorba içmeye başlıyor. Ardından garip kostümler giyen iki kişi tarafından bu adam rahatlatılmaya çalışıyor. Bu kostümlerin sonradan Raymond Percy adındaki bir performans sanatçısının kıyafetleri olduğu ve daha sonradan çalındığı rapor edildiği ortaya çıkmıştır. Daha sonra da Raymond'a gizli bir e-mail hesabından bu video gönderilmiştir. Bir takım söylentilere göre bu video aslında Deep Web'ten sızmıştır. Adamın ağlayarak yediği çorbanın ise insan kalıntıları olduğu iddia edilmiştir. Ancak ne videoyu gönderen kişi ne de videodaki kişiler tespit edilmediği için bu kayıt açıklanamaz bir şekilde kalmaya devam etmektedir. Max Headroom Incident. Hatırlarsanız bir videomda daha bu olaydan ve kayıttan bahsetmiştim sizlere. Hangi video olduğunu hatırlayanlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmına eklemeyi unutmasınlar. Max Headroom olayı 1987 yılında Chicago TV kanalının hacklenmesi sonucu meydana gelen gizemli bir vakadır. Bu televizyon kanalı iki kere hacklenmiştir. Bir tanesi bir futbol oyunu esnasında, diğeri ise ünlü Doctor Who dizisinin gösterimi esnasında. İngiliz televizyon karakteri Max Headroom kılığına girmiş bir adamın tam da anlaşılamayan bir takım şeyler söylediği bu olayın ardından 30 yıldan fazla süre geçmesine rağmen video hala çözülememiş ve bunun arkasında kimler olduğu da ortaya çıkartılamamıştır. O dönemki imkanları da göz önüne alırsak uzmanlar böyle bir hacklenme olayının yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu ve çok gelişmiş ve aşırı derecede pahalı aletler kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Real Witch Scene, gerçek cadı görüntüleri. Gerçek cadı görüntüleri olduğu iddia edilen bu kayıt bir adam tarafından gecenin bir vakti ıssız bir alanda çekilmiştir. Videonun orijinal hali YouTube ya da ekleyen kişi tarafından kaldırılmış olsa da yine de aynı videonun başka kayıtları mevcuttur. Videoda gözükenler elinde baston benzeri bir sopa tutan yaşlı bir kadını içermektedir. Ancak kadın çok yaşlı gözükmesine rağmen şaşkınlık verecek derecede hızlı hareket etmektedir. Ayrıca videonun bazı yerlerinde kadının garip ve anlaşılmaz ve korkutucu sesler çıkardığı da yine kayda alınmıştır. Bazı kişiler bunun gerçek bir cadı olduğunu ve doğaüstü görüntülerin varlığını savunurken bir kısmı ise tahmin edebileceğiniz gibi bunun bir yalandan ibaret olduğunu iddia etmişlerdir. Abla! 6. Grave Robbing for Morals, mezar hırsızları. Adından da anlayabileceğiniz gibi mezar hırsızlığı yaptığını savunan iki kişinin çektiği bir mezarı ve cesetlerini nasıl soyabileceklerini anlattığı ürkütücü bir videodur. Video hala YouTube'da mevcut. 2014 yılında yüklenmiş olmasına rağmen kaydın daha eski senelere ait olduğu tahmin ediliyor. Bu kişilerin detaylı olarak mezar hırsızlığını anlatması ve görüntünün eski kaset kalitesinde ve 26 dakika uzunluğunda olması da YouTube'dan çok zaman önce kayda alındığına bir işarettir. Ayrıca videodaki kişilerin ellerinde de gerçek insan kafatası olduğu tahmin edilen kemik parçaları mevcuttur. Yedi, Deeper, derin. Deeper, 16.000 abone ve 36 tane videosu olan bir YouTube kanalıdır ve birbirinden anlamsız ve ürkütücü videoları vardır. Acaba gerçekten anlamsız mı? Videolarının çoğu 1 dakikanın altındadır ve genellikle boş bir ev, sokak ya da kimsenin olmadığı ıssız ormanlık alanlar arka plandaki oldukça ürkütücü bir müzikle kayda alınmıştır. Bazı videoların isimlerinin bile rastgele harflere basılarak oluşturulduğu görülüyor. Ancak yapılan incelemelerde bu videolarda bazı kodlar saklı olduğu ortaya çıkartılmış ve bu kodların da çözülememiş bazı cinayetler ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Hatta bir videoda ayağına kan bulaşmış bir kişinin
onu ve yeri temizlediği bile kayda alınmıştır. Ayrıca bir başka videoda da kimyasal madde konteynerlerinden birinin hareket ettiği çekilmiştir. İçinde kim ve ne olduğu ise bilinmemektedir. Yaklaşık 2 ay önce eklenen son video ardından henüz başka bir video eklenmemiştir. 8. Daisy, papatya. Bu kanalı gariptir ki arkadaşlar bir önceki Deeper kanalını araştırırken buldum. Daha önce ne bu kanala ne içindeki videolara ne de bu videolarla ilgili çekilen başka videolara, yorum ve inceleme videolarına denk gelmiştim. Robert Hackman isminde bir kişi, bilmiyorum adamın gerçek ismi, bu YouTube kanalının ismi bu şekilde. 12 Temmuz 2015 tarihinde aynı gün içinde 10 tane video yüklemiştir. Hepsi de Daisy isimli bir cesetle ya da bilmiyorum ceset kılığına sokulmuş bir plastik torba yığınıyla alakalıdır. Videolar isminin Daisy olduğunu tahmin ettiğimiz bir kadının eve gelmesi ve evden ayrılması ile ilgili. Seri katil olduğunu tahmin ettiğimiz bir adamın videonun belli yerlerinde Daisy'yi bıçakladığını, başında ağladığını ve hatta küvetin içinde onu beslediğini bile görebiliyoruz. Gerçekten çok garip. Bu kişinin kim olduğu, gerçek bir olayla bağlantısının olup olmadığı ise hala bilinmiyor. Ayrıca kanalın sahibinin kimliği de henüz belirlenmemiş. Ve videolar da YouTube'da durmakta. Gerçekten ürkütücü, bence bakmayın. 9. Lisa Holm. 24 Mayıs 2015 tarihinde Lisa Holm adında bir kişi bir kanal oluşturup aynı gün 13 isimli kısa bir video ekledi. Bu 11 saniyelik bir videoydu ve videoda 1 dakika 1 saniyede başlayan ve 50. saniyede biten bir geri sayım sayacı vardı. Tabii ki yeni bir kanalın ilk videosu olduğu için kimse ilgilenmedi. Video zaten kısa ve ilgi çekici de değildi. Ta ki İsveçli genç bir kız kayboluncaya kadar. Ve kızın adı Lisa Holm'du. Yani bu anlamsız videonun sahibi olan YouTube kanalıyla aynı isimdi. Ve Lisa bu video yayınlandıktan tam 13 gün sonra kaybolmuştu. Yani videonun ismiyle aynıydı. 5 gün sonra ise Lisa'nın cansız bedeni polis ekipleri tarafından bulundu. Bu olayla ilgili bir tutuklama dahi yapıldı. Bilinene göre mahkeme esnasında bu videodan hiç bahsedilmedi ve bu videoyu yükleyen kişi de tespit edilemedi. Bence tesadüf olmaktan çok uzak bir ihtimal. Siz ne düşünüyorsunuz? 10. Eliza Lam olayı. Her ne kadar bu olaya ve bu olayın gerçekleştirdiği otele Asansör Oyunu isimli koca bir video ayırmış olsam da bence açıklanamayan videolar altındaki listede olmayı kesinlikle hak eden bir video. Bir otel asansörünün güvenlik kameralarına yakalanan görüntüler Eliza Lam isimli genç kadının ölümünden hemen önce çekildi. Elisa diyelim isterseniz Türkçe versiyonu olarak. Elisa bu otele bir arkadaşıyla giriş yapmış ancak hiç çıkış yapmamış ya da yapamamış genç bir Kanadalı kadındı. Otele giriş yaptıktan sonra Elisa oda arkadaşının garip davranışlar sergilediğini söyleyerek başka bir odaya geçmiştir. Sonrasında ise kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Çatıda bulunan su depolarından birinin içinde birkaç gün sonra cesedi bulunan Elisa'nın kaydedilen son görüntülerinde genç kadın asansörde yalnız olmasına rağmen sanki görünmeyen biriyle konuşuyormuş veya onunla oyun oynuyormuş gibi garip ve ürkütücü hareketler sergilemiştir. Asansörün tuşlarına manasızca ve hızlı basması ve asansör kapısının iç tarafında birinden ya da bir şeyden saklanıyormuş gibi davranması da olayı daha da garipleştirmiştir. Ayrıca Elisa'nın intihar mı ettiği yoksa biri tarafından öldürülüp su tanklarına mı atıldığı ise hala açıkla kavuşamamıştır. Bulunduğunda çıplak olan Elsa'nın vücuduna herhangi bir darbe ya da saldırı izne de rastlanamamıştır. Biraz önce de söylediğim gibi olay gizemini hala korumaktadır. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İzlememi ya da incelememi istediğiniz başka video kayıtları da olursa gözünüze çarpan Türkçe, yabancı hiç fark etmez. Lütfen aşağıdaki yorumlara eklemeyi unutmayın. Benim videolarla ilgili herhangi bir yorumum yok. Yani İzlerken fark etmişsinizdir. Sadece var olan videoları size gösterdim. Artı olarak açıklamaları da, yani videolarla ilgili yapılan açıklamaları da yaptığım araştırma sonucunda yine sizlere sundum. Keyifle izlediğinizi tahmin ediyorum. Lütfen videoyu beğenip ve hala abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten arkadaşlar, yukarıya eklediğim Instagram hesabından beni takip etmeyi lütfen unutmayın.
çok yakın bir zamanda Instagram hikayeleriyle ilgili bir video yayınladım sizlere ve çok hoşunuza gitti. Arkadaşlar yakında devamı da gelecek. Biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.